Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Evet, Sendoku. Hala adını telaffuz edemiyorum. Yeni bölümüyle birlikte yine sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi video beğenip, yorum yapıp abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olur, çok sevinirim. Yanımda yine her zaman olduğu gibi 502 kanalından Ahmet abi var. Ahmet abicim hoş geldin diyorum. İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkürler, hamdolsun, ben de iyiyim. Enes, hazırsan direkt başlayabiliriz. Benim can dolu, senin de canın dolu mu? Dolu. Yemeğini kontrol et, çantanı kontrol et. Alman gereken bir şey var mı, yok mu? Boşaltman gereken var, bende bir sürü demir cevheri var. Senle tamam, sen boşalt onları. Ya. Tamam, sen onları boşalt. Bizim şu an görev yerimiz 1171 metre diyor bize. Oraya gidip, orada 5 adet demirden üretmiş olduğumuz baltaları teslim edeceğiz. Ondan sonra diğer göreve geçeceğiz. Ve bu arada huzurlarınızda okumuz da var. Okumuzu da yaptık en son. Artık uzaktan uzaktan eşkıyalara, yabani hayvanlara, saldırgan hayvanlara ya da saldırgan başka cisimler varsa onlara uzaktan uzaktan vurmaya çalışacağız. Abi bu demir cevherleri nereye bırakıyorduk? Enes, demir cevherlerini şeye bırakacaksın galiba. Şu oduncu galiba. Oduncuya bırakalım. Ya da umumi mi? Depo olabilir. Yok, oduncu değil. Umumi depoya bırakıyoruz onları. Burada mesela gel, hanedanlık umumi depo diyor. Oduncunun hemen yanında. Tamam, bıraktım buraya. Ha, oraya bırakabilirsin. Ben bu kıyafeti alayım. Bunu satarım kileri tüccarlara yolda. Kür para lazım. Lazımsa alırsın. Ne var? Kür attım buraya. Ha, tamam, at at. Ama böyle şey, bak, satmak istediğin böyle yani kıyafetler varsa onları al, yanına al. Yok ya, paraya ihtiyacım var aslında da. O zaman demir cevheri alalım abi, onu satarız. Ben işte yok, demir cevheri değil. Ben şey aldım. Kılık kıyafet aldım. Birkaç tane terlik papuç var. Onları aldım. Onları satacağım tüccarlara. Belki bize çelikten bir ürün verirler. Ya da çelik madeni verirler. Direkt onları alırız. Onlar çünkü önemli, biliyorsun. Bize çelik lazım. Benim sanki şeyimde vardı. Evimde vardı. Tamam. Tamam. Bu arada görevlere odaklı olacağız bu bölüm. Haberiniz olsun. Onu söylemeyi unuttum ben baştan. Aynen. Nereye attım acaba onu, bakalım. Heh. Kıyafetten hepsini aldım abi o zaman. Al al, hepsini al. Aldım. Tamam. Hemen gidelim görev yerine. 5 tamam. Adet demirden üretmiş olduğumuz baltaları teslim edelim. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Görevleri Ahmet abi okuyup yapıyor. Benim birazcık diksiyonum iyi olmadığı için hem ben okumuyorum. Hem de tıkandığım için okumuyorum, haberiniz olsun. Ahmet abi o konuda birazcık değil, bayağı iyi. Yok estağfurullah, önemli değil. Ya burada birbirimizi tamamlayacağız. Ben abi her şeyi bıraktım. Elimde bir balta, çekiç. Çekiç diyorum. Kazmadır, kürektir, onlardan var. Aynen. Aynen. O tür şeyleri aldık. Ben de aynı şekilde. Yani bu denizin yanına yaklaşınca hep bir kasma giriyor. Drop giriyor. İnşa etmiş olduğumuz köprüden bir geçelim. Şimdi hemen şöyle harita üzerinden bir görev yerime bakayım. Görev evet, yerimiz abi. Ta bu tarafta, Iwasaki. Iwasaki'ye doğru gideceğiz. Değil mi abi? Aynen. Enes, istersen okunu ya da bıçağını, baltanı, mızrağını al eline. Çünkü herhangi bir saldırıya karşı. Aa, güzel soru. 18 tane yeter bu okta. Fazladan ok varmış, yay varmış bende. Ben de aldım. 3 adet aldım ben yanıma. Çünkü bir, yani bunların canı hızlı gittiği için. Aynen. 3 tane de bende var. Bir tanesi şeyimde, envanterimde. Tamam, güzel. Abi sesin falan iyi geliyor, ne mi sıkıntı yok şu an? Yok, herhangi bir sorun yok seste. Ben gayet iyi duyuyorum. Tamam. İzleyiciler de iyi duyar inşallah. Bu droplar denize yaklaştığından kaynaklı, haberiniz olsun. Oyun bize zaten hemen bütün özellikleri önümüze sunmuyor. Yavaş yavaş sunuyor. Görevleri yapa yapa. Biz de görevleri yapa yapa yeni özelliklerin kilidini açacağız. Enes, ben shift'e basarak hızlı hızlı koşturuyorum. Aynen, ben öyle yapıyorum abi. Ama enerji bitiyor, yavaşlıyor şey. Aynen. Bitti mi dolmasını bekliyorum, tekrardan koşturuyorum. Abi biz sanki ters gidiyoruz. Mor'a gitmeyeceğiz mi? Yok yok, mor değil. Mor şey.
Şu kırmızıyı kapatalım. Kırmızı sen misin? Mor şey Enes. O maden vardı ya. Orada ne Demir yapıyorsun cevheri bizlere çıkardık. şimdi? Orada şey vardı. Bir duvar var. O duvarı kırmak için de çelikten istiyor Evet, kazmayı. çelik kazmak istiyor, Ha, aynen. onun artık arkasında ne var bilmiyoruz. Orası Aynen. o şekilde işaretledik. Hatta şöyle Sendeki gösterebiliriz. işaret nerede abi o zaman? Ben göremiyorum. Diğerini Sen göremiyorum. sende ünlem işareti var mı yukarıda? Yok abi, hiçbir şey çıkmıyor işte. O zaman sen direkt beni takip et. Ben seni takip edeceğim. Hatta şöyle bir oraya bir kırmızı işaret koydum. Şu an kırmızı işareti görebilirsin. Bakayım hemen. Abi bende Sen hiçbir şey bayağı arka gözükmüyor. sen bayağı arkandasın Enes. Biraz hızlı gel. Bayağı arkandasın. Koşuyorum abi. Tamam. Bak burada kılı kıyafet buldum. Tamam, alalım Bunların hepsini abi. Şey satarız. bulursak satarız. Bu neymiş? Yaralı mülteci kıyafeti. Yok, bize gitmez o. Bize sağlam lazım. Onları artık takatçılara satacağız. Ormanın içinden gidiyorum. Ben gittiğimiz yolların kaydını alacağım. Herhangi bir şey olursa kesmem, olmazsa direkt orada videoyu başlatacağım. Video uzun olmasın diye bilginize. Şu an işaretlediğin yer 5 yani. işaretlediğim yer. Orada işte donk var. Donkla irtibata geçip ona 5 adet demirden ürettiğimiz baltayı teslim edeceğiz. Hatırlarsan buraya gelmiştik. Burada demir cevheri toplamıştık. Bayağı toplamıştım. Tamam. Donk burada. Hemen şöyle bir donkla irtibata geçeyim ben. Andonk. Merhabalar. Ne lazımdı sana? İşte istediğim baltalar. Aa niye veremiyorum? Enes sen de gel bakayım bir. Abi kabul ettim, bana görev geldi. Evet ben yaptım onu da istediğim baltaları veremiyorum. Gitmem lazım diyor. Acaba bunu kullandım diye mi veremiyorum? Tekrardan bak. Balta bende yok abi. İstersen bana ver, ben deneyim. Ben bir sana vereyim baltaları. Yere at. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Attım hepsini yere. Niye kabul etmiyor ki? Abi seni davet et diyor. Tamam beni davet et. Tamam. Ama Evet gitmem kabul ettim. lazım diyor. Sonra konuşuruz diyor. Baltalar tamam. Evet. Harika be. Nelerdeler peki? Bende değiller. İlginç bir durum. Pekala. Getirebilir misin onları bana peki? Enes baltaları tekrardan bana ver. Olmuyor abi, aynısını ben yaptım. Ama temin bende oldu görev. Bak, aynısı bak yine geldi bana abi. Kabul et. Atacağım sana Kabul ettim. baltaları da. Sen konuş. Tamam, şimdi oldu abi. Heh, tamam güzel. Teşekkür ederim. Hızlı. Teşekkür ederim. Ben de zırh üzerindeki çalışmalarımı tamamladım. Hemen Tamam. tüccara gidiyorum ben. Oldu be oldu. Sattım malları. Taburo Bey'e de Mon'u kabul ettirdim. Özgürüm artık. Şu an beynim allak bullak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Devam ettir konuşmayı. Ettirdim abi. Çıktı değil mi sende? Çıkmadı. Abi. Devam ettir yine. Tamam güzel. Evet 5 baltayı Andonk'a teslim ettik. Ashigor'un kıyafetleri tarifi açıldı. Ashigor'un kaskı tarifi açıldı. Zaten biz onları satın almıştık buradaki tüccarlardan. Şurada bir tüccara tekrardan bir gidelim Enes. Ben bir gideyim bakayım ne Odunculuk var ne yok öğrendi. onda. Odunculuğu nereden öğrendi acaba? Buraya gelmişken. O çok güzel. 218 bunun altını var. Şimdi Kaç ya sat bu? bunu. Bu 110 diyor. Ne satabilirim buna? Bir tane sat. Dur çok sattım. Geri al. 108. Sat.
106. Gerek yok, tamam aldım. 104. Allah Allah. 108. 110. Bunu da sat. Tamam. 325 paramız var. Bundan şimdi yemeği boş verelim. Şimdi köylüler konuşarak Iwasaki hakkında bilgi topla vardı. Iwasaki nerede? Tüm altınları Aynen hepsini aldım oradan. sevinmişsin abi. Köylülerle konuşarak bu köle. Peki. Yerleşim izni istemeye gidelim bence. Oraya da gidelim. Oradan bir yerleşim yeri isteriz. Görevler. Köylülerle konuşarak Iwasaki hakkında bilgi topla. Tamam. Şuradakilerle bir konuşalım bakalım önümüzde gelenle. Belki Iwasaki hakkında bize bilgi verir. Konuş. Nebutsu söylüyorsun. Nasıl bir yanlışlıkla? Ben bir köleyim. Bunda Iwasaki hakkında bir şey yok galiba. O yüzden direkt atlayarak sohbeti kapattım. Şu tüccara tekrardan bir gideyim. Onunla bir konuşayım. Gıda satışı. Bu köyün ismi ne? Iwasaki tanıdığına göre buralarda yenisin belli ki. Iwasaki'de bizler demir madenciliğiyle geçiniriz ve tüm koyak bizim elimize bakar. Çok güzel göre tamamlandı. Konuşmak istediğin ciddi meseleler varsa Saburo Bey'in yanına gitmelisin. Yetkili kişi odur buralarda. Tepeye doğru ilerlersen köşkünü görürsün. Çok güzel, tamam. Şimdi ama yok yine görev tamamlanmadı. Saburo Bey ile alakalı bir görev açıldı. Peki tekrardan bununla bir konuşmaya çalışayım. Yani biraz açım herkes. Iwasaki'de acıkma gibi bir ihtimalleri olamaz. Ben varken imkansız. Ailem oldukça geniştir. 30 çocuğum var benim. Bu sebepten dolayı sürekli yemek yapmak zorunda kalıyordum. Şimdi ise koskoca bir köyü besliyorum. Benzer işler. Yemek olarak ne yapıyorsun dedik. Öncelikle en lezzetli yulaf lapaları benden sorulur. Sonrasında ise mevsimine göre darı ya da pirinç yemekleri yaparım. Lezzeti artırmak için ise bitkiler kullanıyorum ayrıca. Tamam, buraya geçelim biraz. Çünkü burada yemek hakkında konuşuyor. Bizim görevle alakalı değil. Görevi takibe çıktı abi. Yani O şey, o ayrı. O Saburo Bey'in olduğu yeri gösteriyor. Tepede diyor. Bu tüccar kimmiş? Tüccar gel buraya. Konuşalım. İş yoğunluğu yüksek bir köy burası. Klasik bir madenci köyü işte. Şöyle bir hızlı geçelim. Yok, bu da değil. Bu da değil. Köylülerle konuşarak. Köylülerle konuştuk, hani hiçbir şey olmadı ki. Neyse, diğer tarafa gidelim. Belki Ivasak hakkında ondan bilgi alırız. Enes şey yapıyorum. 110 metre diyor. Tepeye doğru gidiyorum. Kırmızı işaretledim. tamam, geliyorum, arkandayım. Bunun kapı girişi nerede ya? Lan adam ışınlandı. Köyün ağası. Belki bundan yardım alabiliriz. Korumalıları var burada. Saygın biriyle konuşuyorum şu an sanırım. Pohpohlanmak beni pek etkilemiyor maalesef ama alçak gönüllü biri olduğum için sorun etmeyeceğim. Mülteciyim ben tıpkı diğerleri gibi. Yardım etmek istiyorsunuz öyle mi? İşte şimdi kanım ısınmaya başladı size. Fayda sağladıkları sürece tüm mültecilerin başımın üzerinde yeri vardır. Sonuçta her şey karşılıklı değil mi ama? Mesela bir demir cevheri çıkarmasam köylü krallarının temelleri de atılamazdı. Ne çiftçilerin tırpanı olurdu ne de oduncuların baltası. Pardon, sesim biraz gıcık oldu. Onlarca yıldır bu köyü ben idare ediyorum. Hükümdarımız Kyoto'ya gitmek için koyağımızı terk ettiğinde topraklarımızın yönetimindeki sorumlu olan Shugondo'nun gencecik bir görevlisiydim. Üstatlarımı her daim memnun etmeye çalışırdım. İşte o günlerde verilen emirleri yerine getirirken çok dikkatli olmam gerektiğini öğrendim.
İki isyanı vuku bulunduğunda Koyak'taki insanlar Shugodona'ya karşı birleşme kararı vermişti. İsyancıların ortaya attıkları argümanların çok da haksız olmadığını o zaman anlamıştım. Metal bilim hakkında bana bilgi verebilir misin? Koyak hakkında yapmaya çalıştığın şeylere saygın sonsuz ama meslek sırlarımı sana öylece anlatacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Ekmek teknem bu benim. Öylece sana anlatamam. Koyağın iyiliği için güzel diyorsun ama lider olmak istiyorsan şunu iyi anlaman gerekiyor. İş adamları aynı zamanda dikkatli olmalı. O an Donkun denen eleman gibi amele ya da köle değilim ben. Kendisi konuşmaya başladığı zaman susmuyor bir türlü. Evet, Iwasaki hakkında bilgi topla demişti. Liderle konuşup tamamladık görevi. Neyse gel soframa otur. Böylesi azimli insanlarla yemek yemeye bayılırım ben demiş. Hayır, bize yemek mi ısmarlayacaksın? Segi'ye giderek odunculuğu öğren demişti. Şimdi hanedanlığı 7 seviyeye ulaştır demişti. 7. seviyeye ulaştık. 7. seviyeye ulaştık. Bunların hala kilitleri kapalı. Belki bu görevleri yaparak bunların kilitleri açılabilir. Tamam. Enes, gidelim Segi'ye. Gidelim abi. İki tane görevimiz var şimdi. Görev yerimiz neresi? Bir Segi var. Başka? Şöyle bakıyorum. Bir de burada şey var. Yerleşim izni isteme var. Hangisine gidelim? Önce yerleşim yerini mi isteyelim? Bence yerleşim yerini isteyelim abi. Zaten öteki isteğe bağlıyoruz. Tamam o zaman. O zaman bir yerleşim yeri isteyelim. Tamam. O zaman Zaten diğer görevimiz görevler hazır. çıkacak. Tamam. Kırmızıya doğru gidelim direkt. Tamam. İşi. Aynen buraya Bu bakıyor kim? götürecek beni direkt. Tamam. Çok iyi. Tüccar. Tüccarda ne var? Tüccarda fukori yani. Yok. Şu an kelikten herhangi bir şey yok. Almaya da gerek yok. Evet, ben geldim, başka kişiyle konuşuyorum. Selamlar. Jorinji Tapınağı'nın kapısı herkese açıktır. Herkes kurtuluş için Amida'nın lütfundan yararlanmalı. Namu Amida Butsu. Galiba sizler Hongaiji'nin seleflerisiniz değil mi? Evet öyleyiz. Bu tapınak Yüce Hongaiji Mektebi'nin dallarından biridir sadece. Ben de buranın başkeşişiyim. Burada yenisin sanırım. Birkaç şeyi açıklayayım sana da haberin olsun. Diğer güruhların çok karmaşık ritüelleri falan vardır ve bunlar sadece soylu ve zenginler özeldir. Bizim senden istediğimiz tek şey şu: cümleyi söylemen. Namu Amida Butsu. Zaten ben bunu okurken söyledim. İster köle, ister hükümdar, bu dünyada herkes aynıdır. Bu kelimeler hayatının, bu da Amida'nın muktedir keremine uygun olarak sürmesine yardımcı olur. Yanmış olan köyü tekrardan inşa etmeye başladım. Bana gelmekle iyi ettin. Normalde yeni bir köy kurmak yasak bu sıralar ama senin yaptığın işlemin yasak bir tarafı yok. Çünkü o köy hala olduğu yerde duruyor. Kanunları çiğnemiyorsun yani. Kanunu bu şekilde görmezden gelmeye göz yumamayız ama geçmişinde acı olan bir köyü yeniden inşa edip insanların aklını başka tarafa odaklanmamak pardon, başka tarafa odaklanmak da sevaptır. Namo Amida Butsu. Tapınak her bir hareketini izliyor olacak ama yine de meraklanma. Başladığın şeyi gönül rahatlığıyla akrabaların ve savaşta zarar görmüş insanlar köye yerleşmekten memnuniyet duyacaktır. Ayrılmadan önce onlara söz vermiştim hem. Onları kabul etmeniz için sizden izin isteyecektim. Bana danışmadan mültecileri köye davet etmedin. Her şeyden önce Amida'nın lütfunun sana rehberlik etmesini istedin. Doğru olan da budur. Koyak yararına işler yaptığın bizim de kulağımıza geldi. O yüzden izin veriyorum. Senin önderliğinde buraya yeni yerleşen kişiler bu zorlu zamanları aşmamızda bizlere yardımcı olacak. Tam saygınla teşekkür ediyorum efendim. Yurttaşlarımı koya davet etmeme izin verdim. Fakat yaşayacak bir yere ihtiyaçları olacak. Başka bir köy kurmama izin verir misin peki? Tabii ki memnuniyetle. Evet, dilenci barakası açıldı.
Normal ev kompleks yapısı açıldı. Artık küçük evden normal eve geçtik Enes. Pişirme kazanı tarifi açıldı. Çok güzel. Kurduğun ilk köy zenginleşiyor ve bu refah mabedi de etkiliyor. İyi iş çıkardın. Bu yüzden sana ikinci bir köy çağını emanet edeceğim. Amiden'in lütfu sana yol göstersin. Tüm saygınla teşekkürler. Şey, müsaadenle iki köy inşa etmeme izin verir misin? Güzel. Hanedanlığını 14 seviyeye ulaştır diyor. Eyvah. Yeni bir yolculuğa başlamadan önce başladığını bitir. Kurduğun köylerin ve koyun ilgine ihtiyacı var. Sana elbet başka bir çan vereceğim. Fakat doğru olan şu an değil. Tamam, teşekkürler. Evet. Yerleşim iznini aldık. Şimdi hanedanlık seviyemiz hala 7. Bizden 14 yapmamızı istiyor. Gaz lambası yok edildi bu arada. Şimdi hanedanlığını 14. seviyeye ulaştır diyor. Enes, Stegi'ye giderek odunculuk öğren demişti bizden. Burada sonlandıralım mı yoksa Stegi'ye gidelim mi? O zaman abi burada sonlandıralım. Tamam. Bir dahaki bölümde Segi'ye gideriz. Aynen Oradan öyle yapalım. odunculuğu öğreniriz. Aynen. Segi'nin de hatırladığıma göre geçmiş bölümlerde onun bize de ihtiyacı vardı. Orada bize bir görev vermişti. O görevi de hatta orada tamamlarız. Tamam. Oradaki eşkıyalarla aramızda bir diyalog geçebilir. Geçtiği takdirde onlar belki bizden yine tekrardan vergi isteyebilir. Çünkü artık burada yerleşim iznini aldık. Yani yerleşim iznini belediye tarafından almış olsak da etraftaki eşkıyalar kendilerine bir düzen kurmuşlar. Köyleri yağmalayıp onlardan refah içerisinde yani refah içerisinde olabilmeleri için vergi istiyorlar. Bizden de vergi isteyebilir. Vergi verirsek ne olur? Vermezsek ne olur? Bunları ilerleyen zamanda göreceğiz. Peki o zaman sonlandıralım burada. Arkadaşlar buraya kadar devam ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olup videoda beğenme butonunu unutmayın. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ben de videomu bitireyim. Görevleri ağırlıklı olarak Ahmet abi yapıyor. Açıklamada onun linkini bırakacağım. Mutlaka bakın. Çünkü dediğim gibi okumada daha iyi olduğu için o okuyor. Hem görevleri o yapıyor. Onun açısından, onun gözünden de izleyin. Açıklamada kanalı var. Videonun devamı gelecek. Videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olsanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ahmet abicim, eline koluna sağlık, emeğine sağlık diyorum sen de. Teşekkürler Enes kardeşim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Evet. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Bay bay.